Merhaba değerli izleyenler, ben Tunca Arslan. Bu videomuzda başka oyunlardan esinlenerek hatta zaman zaman dümdüz araklanarak geliştirilmiş olan ünlü oyunlara göz attık. Modern oyun endüstrisinin kapılarını aralayan yapım olarak tarihe geçen 1972 yapımı Pong da sıfırdan orijinal olarak üretilen bir proje değildi. Tarihin ilk oyun konsolu Magnavox Odyssey için geliştirilen Table Tennis, Pong'un ilham kaynağıydı. Katıldığı bir fuarda Table Tennis oyununu gören Nolan Bushnell, ortağı Ted Demney ile birlikte harekete geçerek Atari firmasını kurdu ve ilk oyunları da Table Tennis'ten kopyaladıkları Pong'du. Table Tennis'in gösterildiği fuarın ziyaretçi defterinde Nolan Bushnell'ın da ismi yazdığı için Atari'nin mahkeme önünde kendini savunması pek kolay olmadı. Magnavox, Atari'ye karşı açtığı davayı kazandı ama sadece tek seferlik bir lisans ücreti almakla yetindi. Magnavox'a 700 bin dolar ödeyen Atari, Pong'u kullanmaya devam edip zaman içinde milyarlarla oynayan bir şirkete dönüştü. Milyonlarca kişinin oynadığı Angry Birds, Crash the Castle adlı bir flash oyundan biraz fazla etkilenmişti. Mancınık yerine dev bir sapan, ortaçağ döneminden şövalyeler yerine de kuşlar ve domuzları yerleştiren Angry Birds, oynanış olarak Crash the Castle'ın birebir aynısıydı. Farklı bir sanat tasarımı ve pazarlamayla Angry Birds dünyanın zirvesine yükselirken Crash the Castle yerinde saymıştı. Tabii Crash the Castle'da Castle Cloud isimli başka bir oyundan esinlenmişti. Yani Angry Birds, başka bir oyundan esinlenen bir oyundan esinlenerek esinlenmenin sınırlarını zorlamıştı. Guitar Hero piyasaya çıktıktan sonra büyük ses getirmiş ve ritim oyunlarının popülerleşmesini sağlamıştı. Çoğumuz bu oyunu türünün ilk örneği olarak tanımıştı ama aslında ilk örnek 1999 yılında Japonya'da piyasaya çıkan Guitar Freaks'ti. Gitar şeklinde kontrol cihazları kullanan Guitar Freaks, 2005 yılında çıkan Guitar Hero ile aynı oynanış mantığına sahipti ama Guitar Freaks oynamak için arcade salonuna gitmeniz gerekiyordu ve oyun içerisinde Guitar Hero'daki gibi lisansları alınmış rock klasikleri yerine oyuna özel olarak bestelenen rock parçaları vardı. Bu önemli farklar, başkasına ait bir fikirden yola çıkan Guitar Hero'nun dünya çapında bir fenomen haline gelmesini sağlamıştı. Yüksek potansiyeli olan oyunlardan esinlenmek dendiği zaman akla ilk gelen oyun firmalarından biri Zynga. Ve Zynga'nın bu alandaki en popüler oyunu da Farmville. Çiftlik temalı bir simülasyon oyunu olan Farmville, kendisinden önce çıkmış olan Farm Town'ın neredeyse birebir olarak kopyasıydı. Hem görsel tasarım olarak hem de içerik olarak Farm Town'dan esinlenen Farmville'in dünyayı kasıp kavurarak fark yaratmasının en büyük sebebi Zynga'nın pazarlama konusundaki başarısıydı. 2048 bağımlılık yapan oynanışıyla hızlı bir yükseliş yakalayıp 2014'te Google'da en çok aranan oyunlar listesinde ikinci sırada yer almıştı. Bu başarının ardından ortalık 2048 klonlarıyla dolmuştu ama aslında 2048 de bir klondu. Daha doğrusu klonun klonuydu. Bu konseptin orijinali 2048'in daha zor bir versiyonu olarak da tanımlayabileceğimiz Trees adlı oyuna aitti. Trees çıktıktan kısa bir süre sonra 1024 adlı ilk klon piyasaya sürüldü. 1024'ün hemen ardından da asıl patlamayı yapacak olan 2048 çıktı ortaya. Zavallı Trees taklitlerinin gölgesinde kaldığı için 2048 çakması olmakla bile suçlandı. Peki neden böyle oldu? Trees ücretliydi ve zor bir oyundu. 2048 ise ücretsiz olarak oynayabildiğiniz ve daha kolay olduğu için Trees'in aksine oynarken kendinizi çok zeki biriymiş gibi hissedebildiğiniz bir oyundu. Dünyanın en çok satan oyunlarından biri olan Minecraft'ta temel yapısını başka bir oyundan almıştı. Minecraft'ı geliştiren Marcus Notch Persson, InfiniMiner adlı oyunu çok sevmiş ve oyunun kaynak kodlarının internette paylaşılmasıyla da hemen kendi InfiniMiner klonunu yapmak için çalışmalara başlamıştı. InfiniMiner, iki takımın belirli bir süre içerisinde en fazla minerali toplamaya çalıştığı multiplayer odaklı bir oyundu. Yaratıcılığınızı kullanarak bir şeyler inşa etmeye çalıştığınız zaman oyunun asıl amacından sapmış oluyordunuz. InfiniMiner üzerinde ufak değişiklikler yaparak kendi InfiniMiner'ını yani Minecraft'ı yaratan Marcus Notch Persson milyarlarla oynarken InfiniMiner unutulup gitti. Ama bunun sorumlusu da InfiniMiner'ı geliştiren Zack Barton ta kendisiydi. Kendi hatası yüzünden oyunun kaynak kodları internete sızınca ortalık klon oyunlarla doldu ve InfiniMiner oyuncuları klon oyunlar yüzünden bölündüğü için oyunun multiplayer sistemi işlememeye başladı. Daha sonra bizzat kendisi kaynak kodlarını insanlarla paylaşıp pes ederek projeden uzaklaştı. Yani oluşturduğu konseptin potansiyelini maalesef iyi kullanamadı, onun göremediklerini Marcus Persson gördü
ve ortaya Minecraft çıktı. Minecraft'la birlikte videomuzun sonuna geldik. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.